Zor bir haftaydı diyebiliriz sevgili seyirciler. Özellikle İdlib'de yaşadığımız maalesef kahredici haberler, şehitlerimizin ardından özellikle dış siyasette çok hareketli bir haftaydı. Çünkü Moskova'da gerçekleşen bir zirve vardı ve o zirvenin yankıları halen devam ediyor. Konumuz Suriye ve İdlib malum, bu konunun tartışmaları da halen konuşuluyor ve konuşulmaya da devam edecek. Öte yandan meclis içerisinde hareketli bir hafta geçirdik sevgili seyirciler. Kavgalar, gürültüler, hakaretler havalarda uçuştu. Bir tarafta koronavirüsüyle uğraşıyor dünya ve Türkiye'de önlemlerini almaya devam ediyor. Yine öte yandan da mesela Oda TV'de yaşanan ve MİT mensuplarının ifşasıyla oluşan bir durum da yine Türkiye'de konuşuluyor, tartışılıyor. Ve yeni darbe iddialarını biz geçtiğimiz haftalarda geride bıraktık ama yani yeni darbe iddiaları da halen bir köşede, yani zihnimizden çıkmış durumda değil, onu söyleyelim. Tüm bunları bakalım bir saate nasıl sığdıracağız ben de bilmiyorum. Konuğum sevgili Sabah gazetesi yazarı sevgili Mahmut Övür. Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok yoğun bir hafta. Sizin de yazılarınız her gün bir farklı konuyla ilgili oluyor. Evet. Gerçekten çok yoğun günlerden geçiyor Türkiye. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkürler. Çok yoğun bir günden geçiyoruz. Bugün tabii özelde bir gün. Çalışan Kadınlar Günü. Evet. Bence onu da tabii kutluyorum. Niye? Şuradan yani kadınların hakikaten çok zorlu bir süreçte tarihi önemli bir günün kutluyoruz. Yani 8 Mart o açıdan kadın hakları açısından, çalışan kadınlar açısından çok derin mücadeleler sonucu elde edilmiş bir haktır. Onun evet. için çok kıymetli ve değerli bir haktır diye düşünüyorum. Evet, bugün diyorum bütün kadınların, evet, çalışan evet. kadınların günü. Çalışan kadınların günü, evde oturan kadınlar da çalışan kadınlar olduğu için herhalde değil mi? Yani bütün aslında hepsinin bütün hakkını. Bütün kadınlar çalışan. Yani kapsıyor. Hiç yani çalışan kadın lazım. Hakkı dediğin anda bütün kadınların hakkını kapsıyor. Çünkü evet, kadın evet. hakları anlamında ortaya çıkışta çok önemli bir dönüm noktasıydı o 8 Mart. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bunları erkeklerden duymak çok değerli oluyor. Ben de tüm hemcinslerime gününü kutlarım ama tabii gün kutlamakla bu işler olmuyor. Haklar, ya, hukuklar, mücadele etmek gerek. Mücadeleler devam kadın, ediyor. Erkek, şiddet meselesi evet. son derece ya, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum da o. Türkiye dünya siyaseti içerisinde pozisyon almaya çalışıyor. Mücadele ederek kendisi olduğunu, kendi perspektifinden dünyaya nasıl bakması gerektiğinin kavgasını veriyor. Tıpkı yani mücadele etmeden duramazsınız. Gibi. Mücadele tıpkı kadınlar gibi evet. mücadeleye devam. Peki. Mahmut Bey, İdlib meselesiyle başlayalım. Efendim kısa bir ara verdik. Ardından karşınızdayız. Teknik bir rahatsızlık sıkıntı sebebiyle reklamı erken vermiş olduk. Şimdi reklamsız gideceğiz. Daha rahat rahat konuşacağız. Kusura bakmayın, hemen onu söyleyelim. Tekrar konuğumu sizlere takdim edeyim. Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür'le beraber bütün bir haftayı değerlendirmeye çalışacağız. Tekrar Mahmut Bey hoş geldiniz. Hoş biz İdlib meselesinde kaldık. Biz işte mutabakat sahaya nasıl yansır? Bu işin kazananı kim oldu? Türkiye'de bir eksen değişikliği Suriye politikasında gerçekleşti mi? Nasıl okuma yaparsınız? Şimdi bakın zirveye? Önce tabii bu Suriye meselesinin bölge açısından bir önemine bakmak lazım. Suriye meselesi aslında bizim bu bölgedeki bütün devletleri dizayn etmenin bir aracı olarak kullanılıyor. Bunu hem ABD ve Batı İttifakı hem Rusya böyle bakıyor mesela. Tabii Rusya daha sonradan devreye girdi ama asıl bu planı yapan ABD. Yani bu bölgede hem Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı dizayn etmeye çalışan, biraz da İsrail eksenli bir sürece damgasını vurmaya çalışan bir süreç. Tabii bunu ta 2011'den Arap Baharı'yla başlayan bir süreç. Bizim geldiğimiz noktada bizim açımızdan önemli olan Türkiye'nin İdlib'de niye var olduğu çok tartışıldı. Yani bizim hala konuşuluyor. Var. Yani hala işte biz STŞ ile mücadele edeceğiz. Daha işte düne kadar İsmail Saymaz'ın özellikle mesela bir şeyi vardı, şerhi var. Yani neden HTŞ ile Türkiye savaşıyor? İşte HTŞ bize savaş açmadı ki, neden yapıyoruz gibi. Hala daha İdlib'de neden varız sorusu şimdi tam karşılık bulamıyor. O soruda bakın şöyle bir şeydir şimdi. İdlib dediğiniz şey aslında Suriye'nin neredeyse özeti haline gelmiş. Yani Suriye muhalefetinin neredeyse temsil edildiği tek merkez haline gelmiş. Suriye muhalefet dediğiniz ne? Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli var. Dünyanın birçok yerine de baktığınızda 6-7 milyonluk bir Suriye muhalefet insanı göç etmiş. Evet. 3-4 milyon civarında yer değişikliği yapmış, çadırlarda, barakalarda yaşayan bir Suriyeli var. Yani sisteme muhalefet eden bir 10-12 milyon civarında Suriyeli'den bahsediyoruz. Yani nüfusun %60'ı neredeyse. Evet. Şimdi bu böyle bir yapı var ve Türkiye bunu temsil ediyor. Yani Türkiye'nin
temsil ettiği şey bu. Ne işine Türkiye'nin bunu temsil etmiyor? Şundan 3,5 milyon gelmiş. Şimdi 4 milyon insan da İdlib'de yaşıyor. Onlara karşı ne yapılıyor? Bombalanıyor ya. Yani Halep'teki gibi, Hama'daki gibi inanılmaz yerle bir edilen bir rejim ve Rusya anlayışı var. Evet, yani terörle mücadele anlayışını yok etmek üzerine kuruldu. Ben ona, yani oradan gelecek olan milyonlar zaten bizim kapımıza doğru bize gelecek. Yani kimse şunu sormuyor. Ya tamam biz hiç çekilelim orada. Biz orada olmayalım. Olmayalım tamam. Ne olacak? Halep'te diğerlerde ne olduysa aynısı olacak. Ve bunu çekinmeden söylüyorlar. Zaten şu anda yaptılar zaten. Şu anda İdlib'in %50'si 60'ı tahrip edildi. Bombalandı. 1,5 milyon insan Akne Park kampında şu anda Suriye, bizim Hatay sınırında çadırlarda yaşıyor. Dehşet verici bir şey. Yani dünyanın bu kadar vicdansız olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bari biz o kadar vicdansız olmayalım. Yani burada bir şey yaşanıyor. İki, bu süreç bize doğru geliyor. Bizi bir biçimde hani son 5-6 yılı düşünün. Darbelerle, işte ayaklanmalarla, kışkırtmalarla, tezgahlarla, kumpaslarla Türkiye'yi kuşatmaya çalıştılar. Şimdi bu göç de bunun bir parçası gibi değerlendiriyorlar. Yani tabii Türkiye bunu absorbe etti. Türkiye'nin çok tecrübesi var. Yani işte milyonların Türkiye'ye gelmesi. Tabii, bu planlı yapılıyor. İçeride bir kışkırtma aracı olarak kullanılabileceği hesabı yapıldı. Yani Türkiye'de bir kısım insan zaten var. Öyle bir siyasi akıllar da var. Irkçı, ötekileştirici yaklaşan insanlar da var. Ama Allah'tan Türkiye toplumunun büyük çoğunluğu milliyetçisiyle, laikiyle, Kürdüyle, Türküyle inanılmaz bir insanlık şeyi verdi, sınavı verdiler. Hiçbirisi bu tezgahlara düşmedik. Yani bir Macaristan'da, Romanya'da ya da işte Almanya'da ya da Fransa'da olduğu gibi düşmanlaştırıcı bir yaklaşımımız yok. Daha işte değerler... Daha işte Yunanistan'ın... Yunanistan zaten rezil oldu. Yani, yani uygarlık merkezi. Şey yani gördüğümüz o mültecileri almamak için yaptıkları ve hatta öldürdükleri. Öldürdükleri. Yani o zaten başka bir rezalet. Yani dünyaya böyle bir evrensel değerler silsilesi diye sunacaksın. Sonra bu hale geleceksin. Onu da belki konuşuruz. Evet, evet. Ama ben mesela bizim İdlib meselesinde ordu oluşumuzun nedeni iki tane şey temel nedir. Bir, kendimizi korumak. İki, oradaki insanlara da sahip çıkmak. Yani o insanlar aslında bu coğrafyanın insanlarıdır. Bizi birbirimize düşüren bir sürecin içinden geçiyoruz. Yani son 2015-2016'ları hatırlayın. Yani orada mesela İran'a yaklaşımına bakın Amerika'nın. Sürekli İran'ın önünü açan bir yaklaşım vardı Obama rejiminin. Niye? Dertleri şuydu. Yani Türkiye, İran Suriye'de etkin olacak. Lübnan'da etkin olacak. İşte Yemen'de etkin olacak. Bir Şii hattı oluşacak. Diğer tarafta Sünni olacak. Bunlar çatışacaklar. Kissinger diyor ya bunlar artık bundan sonraki savaş Müslümanların kendi arasındaki savaş olacak. Bunu kim... Nereden çıkartıyorsun? Hangi veriye dayanırsın? Beklentisi o. Onu planlıyorlar. Yani o beklentileri bitmedi hala. Bitmedi hala. Yani düşünün yani yönettikleri ülkelere bakın işte. Bugün Türkiye, hani Türkiye'nin hep çok klasik bir şey söylüyorlar Türkiye'ye. Bizim Mısır'la niye de kavga ediyoruz? İşte Suriye ile rejimle niye kavga ediyoruz? Peki biz Birleşik Arap Emirlikleri... Hesapları işte deniyor. Evet. Libya'da ne işimiz var deniyor. Onlar deniyor da bizim mesela Birleşik Arap Emirlikleri ile bir kavgamız var mı? Yok. Suudi Arabistan'da var mı? Yok. Peki onlar bizimle niye kavga ediyorlar? Ha bu başka plan. Yani düşünün Birleşik Arap Emirlikleri'nin o prensi midir, veliahtı mıdır? PKK ile PYD'yi destekliyor. Dönüyor, Hafter'i destekliyor. Para veriyor. İnanılmaz milyon dolarlar döküyor. Hakikaten dertleri ne onların? Derdi şu. Derdi onların ağababaları, onların arka planında duranlar, bu bölgeyi dizayn etmeye çalışanlar. Yani düşünün hani diyor ya biz Mısır'da diyoruz kavgalıyız. Mısır'la kavgalı değiliz. Mısır'a darbe yapanlarla darbeci, kavgalıyız. Evet. Yani darbeci generali kabul etmiyor. Evet. Şimdi buradan yola çıkarak şunu söyleyeceğim. Yani bizim İdlib'de varoluşumuz bizim kendi geleceğimizle alakalıdır. Yani Türkiye'ye yönelik tezgahları çözmekle alakalıdır. İkincisi zaten orada şu anda bu görüşmeyle tamam orada bir derin kırılma yaşandı. Rusya eksenli rejimin saldırısı oldu. Onlar da bilinçli yaptılar. Onların da amacı İdlib'i insansız hale getirmek. Onu söyleyecektim. Hani böyle bir iddia da var. Bu göçleri ortaya çıkartarak bir insansız hale getirmek. Böyle bir işte bu İdlib'deki mutabakat yani daha doğrusu İdlib mutabakatı yani Moskova'daki zirve bunu şimdilik engelliyor. Değil mi? Şimdi bakın orada çok derin bir oyun oynanıyor. Ben hem Rusya rejim de bunu yapıyor. Amerikalılar da bunu çok şey yapmıyorlar. Karşı çıkmıyorlar. Orada
Sünni kesim, adını koyalım yani, toplumun %80'i, %11'i 12'si Nusayri'dir. İdlib'den bahsediyoruz. Hayır, Suriye'nin Suriye'den genelinden bahsediyoruz. Bakın bahsediyoruz. Suriye'yi yöneten Suriye kim? geneli Suriye. Nusayri bir aile, Evet, Nusayri bir rejim. evet, evet. Şimdi bu değil, bu normalde biz Cenevre sürecinde devreye girse, demokrasi dediğimiz şey bir biçimde devreye girse, seçim olsa o rejim ayakta kalamaz. Rusya'nın korkusu, Suriye rejiminin korkusu budur. ABD de bunu çok istemiyor. Baştan zaten Arap Baharı'nda Suriye'nin iç savaşının kilitlenmesinin nedeni de bu. Suriye iç savaşını ABD yarı yolda bıraktı. Normalde rejim düşüyordu. Yani İran yardımına geldi, beceremediler. Düşüyordu, Amerika elini çekti, çekince Rusya'yı devreye soktu. Rusya geldi kurtardı rejimi. Yoksa rejim muhalefet, normalde rejim, Suriye'deki rejimi yıkıyordu. Ama öyle bir noktaya geldi ki burada Sünni bir devlet olursa, yani Sünni'den kastettikleri de şu tabii kışkırtıcı bir dil kullanarak söyler. Normalde Tabii, Sünni tam bir mezhepçi mezhepçi yaklaş. tartışmalar, Yani mezhepçi kendileri mezhepçi yaklaşımlar. yaklaştığı için Tabii, oradaki kitlenin tabii. de mezhepçi olduğunu düşün. Halbuki Halep'ten Şam'a kadar o çizgiye bakın, İdlib'e kadar. Ana akısta öyle çok Sünni mezhepçi bir yaklaşım yoktur. Tamam, Müslüman kardeşler var ama diğerleri de toplumun tümüne baktığınız zaman daha Türkiye'ye yakın böyle ne denir? Daha makul bir siyasi akıl var. Bizim AK Parti'ye benzeyen bir akıl ya da bunun farklı versiyonları, Tunus'takinin farklı versiyonları olan. Halbuki bunu bilinçli bir şekilde Sünni diye Sünnicilik yap. Hatta Türkiye de bu nedenle suçlandı. Hatırlarsanız o tır operasyonları dediğimizde DEAŞ'ı falan destekliyorlar. Sünnicilik yapıyor Evet, Türkiye. evet. Halbuki İran çok açık şekilde Şiicilik yapıyor. Kimse bunun üstüne gitmiyor. Kimse tek kelime söylemiyor. İran'ın orada ne işi var? Değil mi? Bunu kimse sorgulamıyor. Türkiye bu Aslında artık sorgulanan bir ülke de İran ama denklemin bir tarafında duruyor yani. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada bu tabii ki onlar da bizim de şehidimiz oldu. Hakikaten hepsine Allah'tan rahmet Amin. diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ama biz bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Ben veya sen kim olursak olalım bu mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bu Türkiye'nin geleceğiyle ilişkili bir karardır. O operasyon sonuçta bizi içeriden vurmaya çalışan bir operasyondu. Şimdi Türkiye bunu Rusya ile hakikaten çok yönlü bir siyasi ilişki yürüterek hem ABD ile ilişkisini belli bir seviyede tutarak hem de Rusya ile yeni bir ilişkiler kurarak farklı bir siyaset izlemeye çalışıyor. Bunu da yeni yapmıyor aslında. Türkiye 2010 sonrası dünyanın bu küresel çok merkezli hale gelmesinden dolayı herkesle ilişki kurmaya çalışan bir Yani Türkiye. kesin çizgiler yok. Dost, kesin dost yok. Kesin düşman yok. Menfaatler var. Menfaatler var. Ama burada da şu da var. Yani şöyle de bir şey var. Biz Batı eksenli bir tarihe sahibiz. Yani bakıyorsun biz büyük yoğunlukla ilişkimiz Batı'yla. Tabii. Tamam, burada da Batı bloğunun da içindeyiz. Oradan da Koptuk uzaklaşmak mu? da Ha, istemiyoruz. istemiyoruz. Koptuk mu? Ama Bu da mesela hayır. tartışılan bir konu. Türkiye Hayır, yönünü hayır. batıdan uzaklaştırıyor. Hiç kopmadık. Tam tersine söylüyorum. Bence Batı büyük bir tarihsel yanlış yapıyor. Yani kendisinin ne bir biçimde yeni dünyaya ayak uyduracak Türkiye'yi dışlayarak bu işi götürmeye çalışıyor. O yüzden de içerisinde inanılmaz ırkçı, faşist hareketler gelişmeye başlıyor. Tabii. Merkez siyaseti bile zorluyor. Evet. Hani biz Batı'dan falan kopmuş değiliz. Biz çok yönlü bir siyaset izliyoruz. Bu da şeye katkı, bu dünya barışına katkı sunacaktır. Yani Türkiye'nin NATO üyesi olarak Avrupa Birliği eksenli içerisinde yürüyüş yapan bir ülke olarak hem Rusya ile ilişkisi var, hem İran'la ilişkisi var, hem Çin'le ilişkisi var. Yani bir taraftan derler Türkiye çok yalnızlaştı. Evet, biz bazı siyasetlerde yalnızlaştığımızın farkındayız ama biz çok yönlü siyasetin gereğini de yap. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmadığı lider yok. Hepsiyle konuşan tek lider. Evet. Hem Putin'le konuşuyor, hem Ruhani'yle konuşuyor, hem Merkel'le konuşuyor, hem Trump'la konuşuyor. Bu ne demektir? Bu diplomaside ne kadar önem verdiğini gösteriliyor Son ve derece Türkiye'nin de değer. pozisyonunu gösteriyor. O yüzden de Türkiye buralarda kopmuş falan değil. Rusya'da da İdlib mutabakatının getirdiği sonucu birileri halen Türkiye eli boş döndü. Türkiye ayağına gitti gibi üzerinden bakıyor. Halbuki çok temelde bir şey yaptı Türkiye. İnsanların ölümünü durdurdu. Bundan daha değerli bir şey var mı? Deniyor ki uzun sürmeyebilir. Evet Evet, sürmeyebilir. Esat sizce hani uyacak mı? Hani işte İşte rejim, bakın orada bak onu orada bilmiyoruz. hiçbir Yani şeyin garantisi yoktur. rejim her an bu işe bir çomak sokabilir mi? Rejim sokabilir. Rusya sokabilir. Başka güçler de sokabilir. Bakın HTŞ dediniz demin. Ha, evet. Şimdi Terör HTŞ'yi örgütleri bakıyorsun var bölgede. Amerikalılarla ilişkisi var.
Tabii. Birleşik Arap Emirlikleri arka planda. Doğru. Suudi Arabistan arka planda. Şimdi o da her an bir ateşkesi bozabilirler. Ama bu şu demek değildir. Türkiye şu anda elde ettiği insanların öldürülmemesi başarısı bence çok önemlidir. İki, göçü durdurduk biz. Bu da çok tarihi önemlidir. Belki biraz sonra da konuşuruz bunu. Bizim içimize yönelik kumpası en azından açığa çıkardık, durdurduk yani. Çünkü, onu biraz açalım. Ya şimdi yani orada bizim... mesela şöyle düşünün. Bu İdlib meselesiyle birlikte dikkat edin, iç siyasette de bir hareketlenme oluştu. Bir öncesinde bakıyorsunuz ki Rand Corporation'ın Amerikanlı bir düşünce kuruluşu, derin devletin, Pentagon'un fikir üretici merkezi bir rapor yayınlıyor. 280 sayfalık bir rapor. Nedir rapor? Rapor Türkiye'yi anlatıyor. Hı hı. Ne anlatıyor? Orta kademe subaylar rahatsız diyor. Hedef gösteriyor isimleri ve bir darbe. Bunu çok açık söylüyor. Yani söylediği şey şudur. Bir, orta kademedeki subaylar rahatsızdır. Bir şey yapabilirler. Bu ne demekti? Daha önceki raporlarını bildiğimiz için ABD'nin bir mesaj veriyor. Bir, ha diyeceksiniz ki tespit yapmıştır falan. Hayır, bence tam tersine. Yapın mı diyor? Tam tersine. Yoksa mesaj olacak veriyor, dikkat evet. mi edin diyor, yoksa yapın mı diyor. İkinci mesajını da muhalefete veriyor. Diyor ki çeşitlendirin. Hı hı. Bu da zaten yeni kurulacak. Zaten muhalefetten medet uman bir şey. Tabii yeni yani kurulacak yani. Partileri hareketlendirmek için yapıyor. Yani tamam, bir tarafıyla diyeceksiniz ki demokrasi. Olanı tespit ediyor ama biz Amerika'yı tanıyoruz. Olanın ötesine geçiyor. Bunun için şu örneği vereceğim. 2008 yılında yine Amerikalı Amerika eksenli bir düşünce kuruluşu, Silkart Road diye bir kuruluştu. O kuruluş 2008 yılında daha Türkiye'deki yine sisteme ilişkin tahliller, analizler yapıyor. Darbe olasılıklarından bahsediyor. Benzer şeylerden bahsediyor. Ama çok önemli başka bir şey daha söylüyor. Muhalefetteki değişimden bahsediyor. Daha tarih 2008, dikkatini çekiyorum. Ne diyor? Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde Deniz Baykal gidecek, yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Ya bunu durdu, bu kadar müneccim misiniz yani, bunu biliyorsunuz. Nereden bileceksiniz ve ardından da bir kaset kumpası. 2008 yılında geliyor. Da Kemal Bey'in durumunu biliyoruz. Televizyonlara çıkıp tartışmalar yapmaya çalışan yeni. Şimdi biz İdlib'de bu gelişmeler yaşanmadan önce işte biz bu Rand Corporation'ı ve yeni darbe iddiaları bayağı bir ayyuka, işte İlker Başbuğ'un neden sözleri çıkması, evet. çıkması, tüm bunları konuşuyorduk. Siz o bir kenarda kalıyor diyorsunuz. Sizin içinizde bir sıkıntı var mı bu konuda yani? İşte yeni bir darbe olabilir. Ben Türkiye'de henüz Türkiye ile hesaplaşmanın bitmediğini düşünüyorum. Yani Türkiye ile dizayn edemediler. Çünkü Başkan Erdoğan'ın dik duruşu, toplumdaki büyük desteğinin devam ediyor oluşu. Yani bakın neler denemediler ki. Yani 17-25'ten daha öncesinde 7 Şubat'ta MİT operasyonuyla başladılar. Öyle başladı. 17-25'te başladı. Tır operasyonlara başladı. Şimdi tır operasyonlarına bakar mısınız ya? Bu ülkenin o günkü başbakanını Lahey'de yargılatacağız diyen bir muhalefet aklı var. Türkiye DAEŞ'i destekliyor diye ortalığı yakıp yıkan bir medya aklı var. Yani MİT tırları diye kendi ülkesinin istihbaratının deşifre etmeye çalışan bir akıl var. Şimdi bu böyle bir dünya yok yani. Dünyada hakikaten böyle bir dünya yok. Yani dünyada İngiltere'de Guardian gazetesinin herhangi bir Snowden'la ilgili bir yazı yayınlamaya çalışıyor. Hemen uyardılar. Uyardılar. Tahrip ettiler yani. Bilgisayar CD'lerini kırıp geçirdiler yani. Bu kadar basit yani. Şimdi bu ne demek? Dünyanın yani dünyada sistem böyle yürüyor. Yani kendi devletinin, milli istihbaratı farklı ilişkiler kurabilir. O bölgeye ilişkin farklı projelerde rol alabilir. Ama bunu deşifre etmek ancak başka bir ülkenin istihbaratının işi olabilir. O da şimdi bu sözlerinizden, Oda TV'de yaşadığımız bu hafta içerisinde yaşadığımız bir mevzu da var yani. Ona da isterseniz birazdan gireriz. Şimdi gireriz ona da, bu darbe o kenarda bir şey kalsın. Şimdi bu darbe meselesi çok önemli çünkü bütün vatan toprağını da çok yakından ilgilendiriyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakında iktidara geleceğiz sözünü de bununla birleştiren kesim var. Siz de onlardan mısınız? Ama çok anladım. Ben de onu düşünenlerden birisiyim. Şimdi düşünün. Onu biraz açar mısınız? Yani bu iddialarınıza çok tepki gösterenler de var. Biraz açar mısınız? Yani neden? Şimdi biz siyasi süreç yaşıyoruz doğal olarak. Yani tamam, muhalefetin iktidara yönelik eleştirileri olacaktır. Muhalefet iktidarı seçim yoluyla değiştirmek için elinden geleni yapacak. Bunların hepsi bu demokrasinin olması gereken kurallarıdır. Evet. Fakat Türkiye'de enteresan bir şey yaşanıyor. Şimdi biz bu süreç, dediğim gibi İdlib'de birlikte başlayan bir süreçte, bir taraftan İdlib'de ne işimiz var? Libya'da ne işimiz var? Akdeniz, mavi vatan dediğimiz şeyde münhasır ekonomik bölge ilan ediyoruz. Orada bile problemler çıkıyor. Böyle bir iç siyaset
süreci olabilir mi? O yüzden dönüp bakınca mesela son döneme bakıyorsun. İdlib üzerinden bir kargaşa bekleniyor. Ne demek bu? Bu şu demektir. Yani bakıyorsun işte içeride bir FETÖ'nün ayağı tartışması başlıyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ortaya çıkıyor. İlk defa belki de çok derin, yani geniş açıklamalar yapıyor. Gezi'ye güzellemeler yapıyor. Evet. AK Parti yönelik söylemedim dedi. Sert eleştirilerini söylüyor falan. İşte Rand Corporation raporunu da bununla birlikte düşünün. Ana muhalefet partisinin lideri bir taraftan İdlib'de ne işimiz var diyor ama dönüyor şunu da söylüyor. İdlib'de öyle sıkıştılar ki sağa dönemiyorlar, sola dönemiyorlar, kaçacak yeri bulamadılar. Kime diyor bunu? Türk ordusuna diyor. Türkiye'deki siyasi iradeye söylüyor. Orada sıkış. Yani bir ülkenin ana muhalefet lideri kendi ülkesinin ordusunun orada görev yapıyor ve iddialı bir şey yapıyor. Eksik bulabilirsiniz. Hatta diyelim yanlış da bulabilirsiniz. Ama bu kadar üstüne gitmenin manası nedir? Hakikaten şaşıp kalıyorum. Hı hı. Ve dönüyorsunuz ne diyorsunuz? Bu en kısa zaman, çok kısa zamanda hazır olun iktidara geleceğiz. Ortada bir şey yok. Yani 3 senesi nereden olan... Nereden çıktı bu diyorsunuz? Ortada 3 sene, önümüzdeki 3 sene süreç ortada var. Hı. Tamam 2021'de erken seçim bekliyor olabilirsin. Neye dayanarak bekliyorsun? Hı. İki tane şey söyleniyor değil mi? Ekonomik kriz olacak, hı hı, derinleşecek, bu iktidar yürütemeyecek. İkincisi işte bu İdlib'de. İdlib'de Türkiye onlara şehit verecek, Türkiye'de infial olacak ve iktidar büyük buna bu gerçekten buna umut bağlayan, bunu hesap eden insanlar var ya, bu en enteresan geliyor buna. Böyle bir hesapla Türkiye'nin işi karışacak, hmm, ve o darbe dediğimiz işte o orta kademedeki subayların rahatsızlığı devreye girecek. Sokakta siyaset devreye girecek. Böylece Türkiye Türk milleti işte şehit konusunda son derece hassas olduğu hassastır için, evet, diyorsunuz. İşte bu noktada bunu birileri kullanabilir. Kullanabilir. Ama İdlib'deki o liderler zirvesi bunu engelledi. Bunu engelledi, evet. Bunu engelledi. Tabii Türkiye bu hesabı, yani Türkiye'yi yönetenler de belli hesaplar yapıyorlar. Yapmaz olurlar mı? Bunu düşünüyorum. Ama ben en büyük hesabı halkın yaptığını düşünüyorum. Yani halk Türkiye'nin İdlib'de niye olduğunu bence, niye Libya'da olduğumuzu, niye Akdeniz'de orayı münhasır ekonomik bölgeye yönettiğimizi bütün araştırmalarda görüyoruz. %60-70'ten fazla destek var. Bu demek ki Türkiye'nin bölgede bir güç olduğunu, o gücün mutlaka, ya biz duruyor olsak bile bize gelip diyorum ki saldırıyorlar. Fırat Kalkanı operasyonunda yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni de yapılan anketlerde %75 oranında destek verdi. Ben destek onlara aynen devam ettiğini düşünüyorum. Yani Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı operasyonunda biraz daha fazla destek mi vardı İdlib'e nazaran? Orada tabii daha somut bir şey vardı. Yani bir PKK gerçeği, PKK terör üzerinden. YPG, PYD meselesini artık iyicene yıllarca çektik değil mi? Yani evet. PKK yani Türkiye'nin 40 yıldır bir terörle mücadele eden bir Türkiye var. Türkiye şiddeti devreden çıkartmak için çok çaba harcadı. Yani bu çözüm süreçleri çok eleştiriliyor ama Türkiye çok emek verdi buna. Yani bu meseleyi siyaset içerisinde çözmek için çok emek verdi. Ama bu güçler, küresel güçler, başta ABD olmak üzere Türkiye'nin bu meseleyi siyasetle çözmesini istemediler. Oslo sürecini tahrip ettiler. Daha sonraki çözüm süreci dediğimiz süreci PKK'yı işte Suriye havucuyla kandırarak, orada size bir kanton devlet kuracağız diye kandırarak götürdüler. Bunun asıl amacı ne biliyor musun? Aslında bölgede birbiriyle sürekli kanlı çatışmalar yapan halklar oluşturmak. Hmm. Kürtlerle Türkleri, Türklerle Farsları, yani İranlıları, işte bir Araplarla Türkleri. Evet. Yani. Hem mezhep hem etnisite üzerinden sürekli kaos içinde kalan bir bölge oluşturmak. Bunu Kürtlerin de oturup düşünmesi gerekiyor. Bakın bugüne kadar çatışmalarla bu bölgede hiçbir şey elde edilmemiştir. Onun için dönüp siyasetle ne elde edebiliriz oraya bakmak lazım. Ortak noktalarımızı nasıl daha genişletebiliriz oraya bakmak lazım. S-400'ler konusunda ne düşünüyorsunuz? Normalde Nisan ayı işte yaklaşıyor. Devam edecek mi proje? Ben edeceğini düşünüyorum. Niye? Şunun için bu da çok çok tartışılıyor. Türkiye buraya bunu almaması için İçeriden de çok eleştiriler geldi. Amerika'nın ağzıyla konuşanlar oldu. Ama şu gerçeği de görmek lazım. Türkiye Amerika ile ilişkilerini normalleştirmesi için Amerika'ya bir şeyler yapması gerekirdi. Yani bu sadece çok istediği, arzu ettiği için değil. Karşısındaki müttefiği, ittifak yaptığı, stratejik ortak dediği Amerika, NATO Türkiye'nin istediği şeyleri vermiyor. Ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyaydı Türkiye. Yani şunu unutuyoruz. 300
Yani 30 bin tır silah verildi PYD'ye, YPG'ye. Kim verdi? Amerika verdi. Şimdi bu ciddi bir tehdit değil midir? Yani sana karşı bir grubu silahlandırıyorlar. Bu grubun gelip içeride operasyon yaptığını dünya bilmiyor mu? Biliyor. Şimdi buna karşı Türkiye bir hamle yapması gerekirdi. Bence S-400 hamlesi önemli bir hamleydi. Bu şu demek de değildir. Yani bir dedim, demin de söyledim. Yani Türkiye NATO ittifakından ayrılıyor anlamına da gelmez. Biz NATO'nun önemli bir üyesiyiz. O devam edecektir. Ama NATO'ya haklılığımızı anlatmamız gerekir. Hı hı. NATO başkanları İstedik zaten bunu çünkü, söylüyor. Yani biz bunu alamıyorduk yani. Alamadık yani, adam vermiyor. Hava savunma Cumhurbaşkanı 100 kere söyledi. Obama'dan istediği. Ama bunu artık kamuoyu da muhalefet de kamuoyu da artık kabullenmiş değil mi? Herkes yani Trump, Trump açık ama. Açık söyledi. Yani Trump bile kabullendi. Kabullendi. O yüzden Türkiye haklı o açıdan. Bu haklılığını halen anlamayan içerideki muhalif unsurlar var, doğru. Ama azdır diye düşünüyorum. Ama azdır, evet. Yani artık hani o anlatıldı, o süreç çok güzel anlatıldı. Ama işte Rusya ile geldiğimiz durumdan sonra acaba S-400'lerde bir sıkıntı olur mu sorusu da akla geliyordu. Ama ya görünen ben mesela o ki... şöyle de düşünüyorum. Şimdi düşünün, işte bundan 20 sene önce S-300'ü almışsın Yunanistan. Kime karşı almışsın? Söylesinler mesela Yunanistan. Efendim çok bize kullanmıyor. Karşı aldı herhalde Yunanistan. Yunanistan'ın tek derdi Türkiye. Türkiye. Şimdi Türkiye nedir? NATO üyesi. Evet. Yunanistan nedir? NATO üyesi. Niye veriyoruz değil mi? Şimdi bir bak, NATO NATO üyesi niye NATO ülkesine ben korunmak karşı? Için Rusya'nın S-300'ünü alıyor. Efendim kimiler diyor ki çok açılmadı kullanma. Önemli değil. Mesela orada. Ama bize karşı aldı. Evet, bize karşı aldığıdır. Yani bir NATO üyesi bir NATO üyesine karşı alıyorsa Türkiye'de doğal olarak kendisini korumak için yanı başında bir terör yapılanmasını silahlandıran bir yapıya karşı bir. İki, Akdeniz'de çok ciddi bir savaş gemisi filosu oluştu. Evet. Ve en önemlisi de Türkiye üzerine bir tezgah kurulmaya çalışıldı. Yunanistan, İsrail, Mısır bir araya geldiler. Güney Kıbrıs bir araya geldiler. Hem bir bölgede petrol üzerinden, doğal gaz üzerinden bir anlaşma yaptılar. Hem de Türkiye'nin Akdeniz'de sadece kıyılara sıkışmasını sağlayan bir girişimde bulundular. Türkiye bunu bozdu. İşte o münhasır ekonomik bölgede çözdü. Bunun arka planında ne var? O savaş gemileri var. Çünkü orada Türkiye'ye karşı her an bir hareket olabilir diye düşünmek gerekiyor. Türkiye şimdi bu önlemi aldı. Şimdi şu anda aldı. Biz Rusya'ya yani Suriye'ye gözümüzü diktik ama tabii Libya'daki gelişmeler önümüzdeki günlerde yine bizi çokça konuşturacak muhtemelen. Orada da Türkiye tek başına aslında savaşıyor yani. Ya orada da savaşıyoruz. Enteresan bir şeydir. Yani bizim içerimizdeki insanlar kalkıyor. Düşünün yani Hafter derinden bir tarafıyla CIA'nin yetiştirdiği. Yani geçmişine baktığınız zaman inanılmaz karanlık bir adam. Ama bizim muhalefetin önemli bir ismi çıkıp diyor ki biz seküler, laik Hafter'i destekliyoruz. Ya inanılmaz. Yani hakikaten bu rotası kaymış bir siyasi akılla karşı karşıyayız. Oradaki hesaplaşma da şudur. Burada çok... Resmi hükümet Hafter değil yani. Hafter değil. Aynen. Bir taraftan bize Rusya'da, Suriye'de diyorlar ya Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Esed'le görüşün falan tabii diye. Tabii o zaman da Birleşmiş Milletler girince işin içine Suriye'de de aynı şeyi söylüyorlar. Tamam desinler tabii. Ama biz doğru. İki farkı koyuyoruz. Birincisinin buradaki insanın eli kanlı bir katil olduğunu, kendi halkını, öyle ya mi? Şehirleri o fotoğraflara bakmıyorlar mı ya? Ben inanamıyorum yani. İdlib'in hava fotoğraflarına baksınlar. Sadece son 15 günlük hava fotoğraflarına baksınlar. Şehirde bina kalmamış ya. Halep yerle bir olmuş. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir ya. Hakikaten. Diğer şehirlerin hepsini böyle Mahmut bir halkını. Bey, bunu anlamak imkansız hakikaten. Yani yıllarca hani Esad'la konuşulsun diyen çevreler. Yani Esad kendi halkına zulmeden ve bombalayan bir liderden bahsediyoruz biz. Aynen öyle ya. Bu bir realite. Yani bunun bir ötesi yok. Ha, ama tabii kalmadı. Konuşulabilir, masada oturulabilir. Bunları bilemem. Devlet haklıdır. Hani devlet haklı kendisi farklı bir takım adımlar atabilir ama karşımızda bir eli kanlı bir evet. Lider var. Şimdi bir de şey deniyor işte son dönemde de bu efendim Esed'le görüşün demiş Cumhurbaşkanı da onu evet onun kim görüştüğü belli herhalde, Rusya. Rusya'nın hamisi olduğu bir yapıyla karşı karşıyayız. Kendi iradesi olmayan, kendi iradesiyle ayakta sorun, kalamayan. Sorun çözülecek olsaydı Esad'la masaya oturulurdu diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Ya sorun çözülüyor yani olsaydı bir sorun nasıl? Çözülecekse Esad'la çözülecekse tamamen Esad'la. Bu iyi niyetle söylediğiniz bir sözdür. Sorun çözülüyor oluyor olması için oradaki taşların yerine oturması gerekir. Hiç de kolay değil bu. Yani bir toplumun %60'ı neredeyse göçmen haline gelmişse, mülteci haline gelmişse bu dehşet verici bir şeydir. Yani bu içeride kalanların da niye kaldığı konusunda onların da yarısının çok da
gönüllü kaldığını sanmıyorum. Yani evet. Esad'ın evet. alanında, o Lazkiye'de, Şam'ın bir kısmında kalanlarında gönüllü kaldığını sanmıyorum. Orada bir diktatör aile var. O diktatörlük hem küresel güçlerin hareket etmesini sağlıyor, hem de diyorum kendi sürdürmeye çalışıyor. Böyle bir yapıyla karşı karşıya. Yani o yapının gelecek kurma ihtimalini zayıf görüyorum. Ve ihtimal olarak da şunu söylüyorum. Yani kolay mıdır burada bir siyasi yeni bir fotoğraf çıkartmak? Hiç ben kolay gelmiyor bana. Kaç yani, yıldır konuşulan ve üzerinde durulan bir şey değil mi? O kadar basit değil. Hiç yani, basit değil. Yani, Cenevre sürecini izliyorsunuz. 150 kişilik bir heyet oluştu. Ama onlar o Esed bunu nasıl kabul edecek? Esed normal bir seçimi kabul eder mi? Burada bir tek şey vardır. İhtimal olarak gördüklerimde gördüğüm şey şudur. Eğer Rusya gerçekten Türkiye ile ilişkilerinin kıymetini iyi değerlendirirse, arka planında Türkiye'yi de zora sokayım hesapları yapması ki yapıyor zaman zaman, yapmazsa şöyle bir akılla gelişebilir Suriye meselesi. Ya şu Esed gider, yerine yine rejimin içinden bir adam çıkar, yeni bir ilişkiler ağı kurabilir. Seçime gitmenin zeminini yaratabilir. Hmm. 1-2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık periyotlarla bir... Yani kendi içlerinden çıkar yine diyorsunuz. Bir süreç hükümeti kurulur. Yani sonra bir demokratik seçim olur. Reform hükümeti diyelim. Anayasa değişir. Anayasa değişir. Ancak öyle bunu ancak Rusya isterse mümkün olabilir diye düşünüyorum. Yani Rusya eğer isterse iyi olabilir. Ama tersinde Rusya daha derinleştirirse Rusya için de iyi olmayabilir. Burada ayakta kalmazsa zorlaşabilir. Yani kan gövdeyi götüren bir noktaya götürür işi. Yani Afganistan'a çevirir. Afganistan'da Rusya niye kalamadı? Evet. Yani durduk yerde o bölgeyi madem Rusya gelmiş Akdeniz'e açılmış. Aslında Rusya'da yeni açılmıyor. Rusya 50'den 60'lardan beri Suriye'yi ve ilişkisi çok yoğun. Suriye ağırlıkla... Değil diyorsunuz yani. Çok eskiye dayalı. Tabii canım. Suriye ağırlıkla Rusya eksenli bir devletti. O Baas rejimi Suriye... Uçakları bile hala eskiden beri öyleydi. 59'da rahmetli Menderes döneminde de bir Suriye krizi yaşanmıştı. O zaman Brejnev, Sovyet Devlet Başkanı o müdahil olmuştu. Biz Türkiye'yi sıkıştıracağız falan diye. Bir sürü böyle, yani Suriye meselesi yeni bir mesele değil. Rusya ile ilişkisi de yeni değil. Ama çok daha etkin bir şekilde 2015 sonrası girdi. Bu da doğru. Ama burada kalıcı olmasını düşünüyorsa... Yani Suriye'yi de daha kalıcı hale getiren de yaşanabilir hale getirmesi gerekir. Getirir mi getirmez mi onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani hani Putin'i tabii bilmiyoruz. Yani tam böyle kestiremiyoruz değil mi lider olarak yani ama. Muhakkak yani şöyle bir şey var yani Putin'in geçmişte yani kendi çevresinde yaptıklarına bakınca biraz bodoslama giden bir siyasi aktördür yani bakıyorsunuz. Ama Trump kadar değildir herhalde. Trump kadar değildir herhalde. Vallahi ben Trump'tan daha farklı olduğunu düşünüyorum. Trump hiç olmasa lafta bir şeyler söylüyor. Bu gerçekleştiriyor. Yani Grozny'yi yerle bir ettiği gibi gerçekleştiriyor. Yani karşımızda iki tane emperyal ve çok büyük güç yani karşımıza dediğim işte hem yanımızda hem karşımızda Amerika, Rusya. Yanımızda İran sıkıntılarıyla ve her an ne yapacağı yani hani hatta şu bile söyleniyor. Türkiye, İran karşı karşıya getirilirse en büyük tehdit. İşte o zaman olur. Yani İran'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmek isteyen bir güç var mı? Eğer karşı karşıya gelirse iki ülke ne olur? Ya ben tabii şöyle söyleyeyim. Türkiye, İran, Kasrışı'nın anlaşmasından beri hiç savaşmamış iki ülkeyiz. İki bölgenin iki kadim devletinden bahsediyoruz. Kolay kolay da savaşmazlar diye düşünüyorum. Niye savaşacağımız hiçbir nedeni yok. Bizim açımızdan, ben Türkiye açısından, Türkiye 2010'da nükleer meseleler konusunda İran'a çok destek verdi. Evet. İran hiç bu konularda Türkiye'ye samimi yaklaşmıyor bana göre. Yani İran hem PKK konusunda hem Suriye'deki süreçlerde hep Türkiye'nin aleyhine hareketlerde bulundu. Türkiye'nin karşısında pozisyon aldı. Yani PKK'nın Türkiye'deki bir sürü eyleminde İran'ın desteği var diye düşünüyorum. İran'da çok ciddi kampları vardı PKK'nın. İran her zaman bunu bir argüman, bir silah olarak kullanmıştır. PJK orada. Ben PJK kendi içinde bir örgüttür de Türkiye'nin PKK'ya destek vermesi, yani Türkiye'deki eylemleri konusunda çok ciddi destekler olduğunu biliyoruz bunu. Ama bu Türkiye bu konuda da çok fazla İran'la karşı karşıya gelmek de istemedi. Yani bizim öyle bir derdimiz de yok diye düşünüyorum. Türkiye'nin zaman zaman bizim içimizde de Türkiye'deki laik sol kesimden de Türkiye sunicilik yapıyor deniyor da ben hiç doğru bulmuyorum. Bu doğru değil. Türkiye sunicilik yapmıyor. Yani sunicilik
Ya öyle bir şey ki karşımızdaki İran'ın ABD'de önünü açtı. Açık açık her yerde Şiicili, Şii eksenli bir yapılanmaya gidiyor. Hani bir Arabistan, Suudi Arabistan'ın selefilik üzerinden bir eylem yaptığı tamam o doğru ama Türkiye'nin böyle bir derdi değil. Türkiye gerçekten de bir sentez oluşturmuş bir devlettir. Yani bir tarafıyla laik, demokratik bir ülkedir. Bir tarafıyla dindar, tarafıyla gerçekten Müslüman coğrafya içerisinde farklılığını bir de imparatorluk geleneğinden gelen bir ülkedir. Yani öyle çocuk oyuncağı değil, bir tarihsel derinliği var. O yüzden hani farklı da bir ülkeyiz. Hem İslam coğrafyasında o farkı anlatmaya devam eden, Tabii. yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'da laikliğe gidip Laiklik anlattığı tabii. meseleyi Yani hatırlayın. muhafazakar laik bir ülkeden bahsediyoruz. Aynen sizin söylediğiniz gibi çok farklı bir ülke. Şimdi saatimize bakarak söylüyorum. Tekrar Türkiye içerisine girecek olursak bütün bu hafta boyunca herhalde yani kamuoyunun sinirini bozan meclisteki görüntülerdi. Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı hakkında söylediği sözlerden sonra yaşadığımız bir durum. Yani niye bu sözler söylenir? Neden bunlar olur? Neden mecliste yumruklu kavgalar olur? Biz ilk defa görmüyoruz tabii mecliste yumruklu kavgaları. Nasıl yani o şeyi anlatır mı? Bir gazeteci gözüyle nasıl gördünüz? Ne dediniz yani? İlk gördüğünüzde ne dediniz meclisteki o Ya ben görüntüleri bir defa ilk gördüğünüzde? gördüğümde, ilk duyduğumda yani Engin Engin Özkoç'un o lafları, yani bu bir defa hakikaten çok, yani insanı derinden üzen bir muhalefetin önemli bir isminin çıkıp bunu söylemesi hakikaten yani ahlaki açıdan yani laf bulamıyorum söylemeye. Hakikaten çok aşağılık bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir üslup olamaz Cumhurbaşkanı'na. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerinden bu söyleniyor ama Cumhurbaşkanı'nın sözü hiç bu anlama gelmez. Evet. Burada bir kasıt var diye düşünüyorum. Çok ucuz siyaset yapmaktan ötesinde bir şey var. Nedir o? Bence o gerilimi arttırma, İdlib meselesi üzerinden gerilimi arttırma meselesidir. Türkiye'nin moralini bozma üzerinden meseleye bakma meselesidir. Yani Yani biz bir düşünün, tarafta Rusya'ya şehitlerle gidiyorsunuz. uğraşıyoruz, şehitlere üzülüyoruz, Evet. toprağa veriliyor. Bir tarafta İdlib'de görüşmeler olacak. Bir tarafta dünya korona peşinde yani. Bakmayın biz Evet. de Türkiye Bunun olarak. siyasetle alakası nedir? Ya Cumhurbaşkanı bu kadar ağır laflar etmenizin CHP siyasetine nasıl bir katkısı olabilir? Hiçbir katkısı olmaz. Tam Kimsenin tersine. kimseye tabii CHP hakaret. siyaseti açısından da bir negatif bir şeydir bu. O yüzden bu adama karşı hakikaten meclisin onuru açısından da meclisin onuru da zedelenmiştir. Yani geçmişte de ağır laflar edilmiş, süreçler yaşanmıştır. Ama bu kadar tarihi bir kırılma noktasından geçerken, dünya ile hesaplaşma yaşarken, yani küresel bir devletle pazarlık yapmaya çalıştığın bir aşamada kendi cumhurbaşkanını bu kadar rencide etmenin CHP'ye nasıl bir yarar olur? CHP ki Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nin içinden geldiğini söylüyorsunuz. Aynı şeyleri o dönemlerde yaşanmıştır. Buna nasıl yabancılaşabilirsiniz ya? Bunu nasıl bu anda... Demek ki orada başka bir şey var. Ben orada şu şüpheye düşünüyorum. CHP yönetimi 2010'dan beri Kemal Bey geldikten sonra Türkiye'nin bölgesel ve küresel çıkarları karşısında pozisyon almaya çalışan bir parti haline getirdi. Bunun CHP'nin kendisiyle bir ilişkisi yok. Yönetimle alakalı bir şeydir diye düşünüyorum. Ne zaman nereye bakarsanız bakın, yani 7 Şubat İmit krizinden 17-25 Aralık FETÖ darbesine kadar 15 Temmuz'a kontrol darbe diyen bir akılla karşı karşıyayız. Yani MİT tırları operasyonunda bu ülkenin başbakanını Lahey'de yargılatmak istiyoruz diyen bir akılla karşı karşıyayız. Bu makul, normal bir Yani akıl. siz buna Normal bir akıl değil bu bu. muhaliflik değil diyorsunuz. Bu Ya muhalefet muhaliflik falan değil bu. bu değil Başka bir diyorsunuz. şeydir yani. Şimdi yani kalkacaksınız, Suriye meselesinde tamamen neredeyse Esad'a selamlar göndereceksiniz. Övgüler dizeceksiniz. Ya dün de birileri konuştu bir yerlerde de. O bizim o şehit vermişiz. Şehitlerimizin tamam anıyorsunuz. Şehitlerimizi katleden rejime karşı tek kelime söylemiş mi CHP? Tek kelime söylememiş ya. İnanılmaz bir şey. Yani hakikaten ben de sonradan düşündüm. Hatta tweet atanı kim hatırlayamıyorum. Arkadaşlarım Hasan hatırlarsa bir savaş çıkarsa Esad'ın yanındayım diyen. Adam milletvekili Sera Kadıgil. Evet Sera aynen. Kadıgil, yani şimdi açık Yani açık söylüyor. o tweet Eren Erdem şunu söylüyor, diyordu ki tweet çok atmıştı rahatsız ya, edici yani İran'la savaş gerçekten. çıkarsa ben İran'ın yanında yer alacağım. Bunu nasıl muhalefet diyeceksiniz?
Bu makul muhalefet. Yani burada bir yönetimin hemen bir işte disiplin suçu mu artık nedir? Yani ufacık bir şeyde çünkü tabii partiler da... disiplin suçuna yani bu sadece CHP için değil bütün partilerde bir şey söylendiği zaman bir disiplin süreci yaşanıyor. Yani bir savaş olursa Esad'ın yanındayım cümlesi bir siyasi parti içerisinde yani en azından bir tartışma gerektirir. Hayır hiç tartışmaz. Yani en azından tam bir tersine, konuşma gerektirir. Onu söyleyen hanımefendiyi Kemal Bey sonra da milletvekili yaptı. Bu ne demektir biliyor musun? Onu paylaşıyorsun demektir. Yani bu enteresan. Ben oturup CHP sosyolojisinin 10 milyon oy veren bir kitlenin bunu düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle bir yönetim olabilir mi? Yani kendi ülkenin yanında değil başkasının yanında yer alacaksın. Ve bu yani sadece bir kişinin hatası, eksiği, gafı falan değil. Paylaşılan bir siyasi yaklaşım bu. Tamam bunu belki Kemal Bey kendisi söylüyor, söylüyor değil. Ama söyleyen birisini getirip milletvekili yapıyor. Yani ben hani tartışılmamasını yani bu konunun gündeme bile alınmamasını çok garipsedim açıkçası. Yani hedef Türk ordusu orada sadece iktidar da değil. Yani Türkiye'nin ordusu, evet. Türk Silahlı Kuvvetleri yani Esad'ın yanında. Meclis şu anda demek... benim gördüğüm kadarıyla meclis ona gereken cevabı verecektir. Diyelim ki Engin Özkoç için söylüyorum onu. Cevabı verecektir. Ama diğerleri konusunda meclisin falan yapacağı yani yapışı hakikaten öyle de bir noktaya getirildi ki şimdi bu türden Türkiye'nin karşıtında pozisyon alanların sanki muhalefet yapıyormuş gibi sunuluyor. Bu sefer de muhalefetin üzerine gidiliyor. Mesela medyada herhangi birisi buna benzer bir şey yaptığı zaman o işte görüyor musun özgürlüklerin, medya özgürlüğünün darbe vuruluyor. Sen muhalefet yapmıyorsun ki. Yani gerçek anlamda muhalefet yapıyor değilsin. Sen düşmanlık yapıyorsun ya. Düşmanlaştırıcı dil kullanıyorsun. Ötekileştirici dil kullanıyorsun. Böyle bir noktaya getirildi. Medya, siyaset bu noktaya evrildi. Ben burada CHP Genel Başkanı Kemal Bey'in ciddi bir rol oynadığını düşünüyorum. Bütün bu süreçlerde. Yani medyayla. Yani tabii siz arka planında FETÖ var. Bakın bu çok önemlidir. Ben FETÖ dediği... O zaman sizin söylediğinizde Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ'yü... Ben FETÖ ile Kemal Bey'in özel bir ilişkisi olduğuna inanıyorum. Öyle mi? Evet. Ama zaten somut şeyler var. Somut şeyler nedir? Danışmanlar var, işte görüşmeler var. Öyle bir takım şeyler söyleniyor ama... O zaten var. Yani o siz direkt mi görüşüyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Yani Kemal Bey mutlaka... Ben zaman zaman yazıyoruz da... Danışmanlar aracılığıyla bu ilişkiler kuruluyor falan. Hayır ben onun ötesinde bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Ama ne olduğunu devletin bulması ya da siyasetin bulması gerekiyor. Öyle bir noktadayız ki yani FETÖ 15 Temmuz'da tiyatro diyor. Arkasından Kemal Bey kontrollü darbe diyor. Bunlar tesadüf olamaz. Yani bu. Kontrollü darbe söylemi aslında kendi danışmanından çıkma çıkmış. Zannediyorum. Yani doğru ama ondan çıkmış olabilir de işte o danışmanın da öteki ilişkilerinden bahsediliyor. Mesele zaten hani o paralellikle birlikte asıl olan kastettilendir. Diyelim ki FETÖ elebaşı Gülen benim bu darbeyle alakam yoktur bu bir tiyatrodur diyor. Arkasından Türkiye Ana Muhalefet Partisi lideri bu gerçekte bu darbe falan diye bu kontrol darbedir diyor. Sadece bu sözünü mü ilişkilendiriyorsunuz? Hayır buna benzer onlar da sözü var ya. Yani ben 2012'de şimdi millet unutuyor bunları. 2012 yılında Kemal Bey şunu söylüyor. Bak FETÖ dedikleri bir dönemde. Yargıda böyle bir cemaatleşme olduğuna inanmıyorum. Ona benzer onlar da şeyi var. O 2013'ün Aralık ayında Aralık sanıyorum. Aralık'ın başı zaten o civarda Amerika'ya gidiyor. FETÖ'cülerin hepsiyle görüşüyor. FETÖ'cülerin kurumlarıyla görüşüyor. Sonra o arada demeç veriyor. Demeç de değil ki Türkiye'de önemli şeyler olacak. Ne oluyor? 17-25 Aralık darbesi oluyor. Hepsinden haberi var. Yani bu ben haberi olduğunu düşünüyorum. Yani bunu yazdım da kaç defa yazdım. Haberi var ve bunlar da bilgisi. Bir tek de Kemal Bey'in değil. Kemal Bey'in ekibinin de haberi var. Bütün Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Önemli şeyler olacak. Aylarca bunun zaman zaman bunu söylerler. Mesela tır operasyonundan önce çok müthiş olaylar olacak. Altından kalkamayacaklar. Diyen insanlar vardı CHP'de. Bunların hepsi o ilişkinin somutlaştığı noktayı da görüyoruz. FETÖ'nün yasa dışı yollarla elde ettiği bantları, yayınları, ses bantlarının meclis kürsüsünden açıkladılar. Evet. Şimdi bunların hepsi ortaya çıktı yani. Yani biz zaten bir ara FETÖ'nün siyasi ayağı diye de konuştuk biliyorsunuz. Yine araya Suriye meseleleri girdi. Dönem dönem biz iç siyasete dönüp işte bu FETÖ meselesini konuşmaya devam edeceğiz zannediyorum. Önümüzdeki günlerde zannederim yine FETÖ konuşacağız. Evet. Öyle görünüyor. FETÖ sadece bir örgütten bahsetmiyoruz.
FETÖ dediğin bir anlayıştır, bir yaklaşımdır, bir emperyalizmin yeni dünyayı dizayn etmenin bir aracıdır. Anladım. FETÖ sadece bir işte Fethullah Gülen'in kurduğu bir yapı değil ki. Yapı o yapının, yani o yapı küresel bir yapıdır. O zaman bizim bu mücadelemiz herhalde bayağı bir devam edecek. Yani bunun yüzyıllar ama bile olabilir yani. Bu tezgahı peki. Türkiye bozdu bence. Çok önemlidir. Bunu bozan da Başkan Erdoğan'dır. Dünyada bu küresel devletin, küresel yapının bir din üzerinden örgütlenerek dünyanın birçok yerinde okullar açması falan filan, onların ülkeleri zapturapt altına almasını engelleyen de Türkiye oldu diye düşünüyorum.